Merhaba arkadaşlar, Fizyoden Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Fatih Kurtoğlu. Anatomi ile ilgili video serilerimiz devam ediyordu. Her bölümün anatomi görme seviyesi, yani ihtiyacına binaen seviyesi farklı olduğu için biz de kanalımızda 2 yıllıklara göre ve bazı 4 yıllık lisans bölümlerine göre ayrı bir seri yapıyorduk. Fizyoterapi ve rehabilitasyonu özel de ayrı bir seri yapmaya karar verdim açıkçası. Neler olacak, nasıl gidecek bu seri, ondan bahsedeyim. Uğraştık, bulduk, kemikleri getirdik arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar pratiğe dayalı şekilde teorik ve pratik bilgiler olacak. Pratik yapacağız, hem de teorik bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Ayrıca ortopedik rehabilitasyon alanında da çalıştığım için daha önce almış olduğum hastalarımın tecrübelerini de sizlere burada paylaşacağım. Hem meslektaşlarımla hem de fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencileriyle tecrübelerimi paylaşacağım. Klinik bilgiler de vereceğiz arkadaşlar. Ve ilk olarak kemiklerden başlıyoruz. Kemiklerden de üst ekstremite kemiklerinden başlayacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve özellikle paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarında paylaşırsanız sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum. İlk kemiğimiz arkadaşlar klavikula kemiği. Kemiğimiz burada. Gördüğünüz gibi. Klavikula. Neydi? Köprücük kemiğimizdir. Klavikula. Köprücük kemiğimizdir. S şeklindedir. Evet, yukarıdan baktığımızda S şekline benziyor. İki ucu, iki tane ucu ve bir tane gövdesi vardır. Sternalis ucu medial tarafta, acromialis ucu ise lateral taraftadır. Yani neden böyle adlandırılmış? Demek ki bu kısım sternum ile eklem yapacak. Extremitas sternalis diye adlandırılmış. Lateraldeki kısım ise scapula'nın, kürek kemiğimizin acromionu ile eklem yapacak. Bu da, bu uca da extremitas acromialis diye adlandırılmıştır arkadaşlar. Korpus ve bir gövdesi vardır. Gövdesi de bu şekilde. Gövdesinin anterior ve posterior kenarı vardır. Ve yukarıdan görünüm bir de facies superior, bir de facies inferior vardır. Klavikula birçok kasa yapışma noktası, yani origo insertion noktası verir. Ayrıca klinik olarak da bahsedecek olursak kırığı çocuk ve gençlerde sık olarak görülür. Özellikle çocuklarda ve gençlerde sık olarak görülür. Kolun abdüksiyonda ve elin ekstansiyonda olduğu pozisyonlarda fazladır kırığı. Yani bu şekilde düştüğünüz vakit kırılabilir. En zayıf noktası 2/3 ve 1/3 dış kısmından kırılacak şekildedir. Ve 8 şekilli bandaj ile tespitle kemik fragmanları bir araya getirilip iyileşmesi sağlanır. Nadiren kırıklarda damar sinir yaralanması da birlikte olabilir. Medial kısmı superiora deviye olur. Lateral kısmı da inferiora düşer. Bu şekilde kırılır. Klavikula kemiğimiz bu arkadaşlar. Medialde sternumla, lateralde ise akromiyonla eklem yapar demiştik. Şimdi de scapula kemiğine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de scapula ile devam edeceğiz. Öncelikli olarak şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Arkadaşlar, anatomide varyasyon denen bir kavram vardır. Yani çeşitlilik. Sizin atlaslarda gördüğünüz şekillerde olan tüm yapılar bu şekilde pratikte kemiklerde ya da vücudumuzda olmayabilir, görülmeyebilir. Çalışırken de bunu göz ardı etmeden çalışın. Evet, scapula dediğimiz kürek kemiğimizdi. Üçgen biçiminde, gördüğünüz gibi üçgen biçiminde bir kemiktir. İki yüzü, üç kenarı ve üç köşesi vardır. Öncelikli olarak arka tarafta göğüs kafesimizin arkasında yerleşimi olan bir kemiktir. Peki sağ mı sol mu, nasıl ayırt edeceğiz? Bu açıklığa humerus gelecek. Bu açıklık cavitas glenoidale açıklığına. Humerus gelip eklem yapacak, omuz eklemini oluşturacağı için bu elimizdeki scapula sağ scapula olduğunu anlıyoruz. Bu tarafta olsaydı cavitas glenoidalis bu sefer sol scapula diyecektik. Bu şekilde. Şimdi bir kostal yüzü var. Facies costalis. İki yüzü demiştik. Kostal yüzü ne demek? Kaburgaların üstündeki yüzü. Alt tarafımızda neyi vardı? Kaburgalarımız vardı. Şimdi kostal yüzünü çevirirsek, evet, burada musculus subscapularis, yani burası fossa subscapularis ve buraya yerleşen kasın adı da musculus subscapularis. Bunun izleri vardır. Bu kısım facies costalis kısmı.
Facies posterior dediğimiz yüz burası. Yani bu şekilde koyduğumuz yüz facies posterior yüzü ve spina scapula ayırır ve acromion ile sonlanır bu yüz. Gördüğünüz bu yüz facies posterior yüzü. Margo superior. Evet, margo superior kısmı şu üst kısımdır. Yani üst kenar, üst kenardır. Burası en kısa kenardır. Margo lateralis yani dış kenar, margo medialis ise iç kenardır. Margo lateralis'e bakalım. Şu şekilde kalınlığını görüyorsunuz. Margo medialis ise bu şekilde bayağı ince. Yani margo lateralis en kalın kenardır. Vücutta yerleşimi yüzüstü yattığımızı düşünelim. İnsan şu şekilde. Burada kolumna vertebralis dediğimiz omurgamız var. Bu şekilde yerleşimi var. Margo medialis, margo lateralis, margo superior. Ek bir bilgi verecek olursak da omurgaya karşılık geldiği yer T3 ile T7 arası segmentlere yani torakal. Yani torakal omurlardan üçüncüsü ile yedincisi arasındadır. Bu scapula'nın konumu. Margo superior en kısa kenar, margo lateralis en kalın kenar, margo medialis ise en uzun kenardır. Ve margo medialis'te trigonum spina dediğimiz bir bölge var. Burası trigonum spina. Bu kısım spina scapula dediğimiz kısımdır. Ve önde acromion alır. Trigonum spina, spina scapula ve acromion kısmı. Angulus dediğimiz açıları vardır. Angulus lateralis, lateral açısı. Burası neydi? Cavitas glenoidalis burada. Angulus inferior, bazı angulus inferior kısmı ve angulus superior kısmı da vardır arkadaşlar bu köşe. Peki buralara neler yapışır? Şimdi spina scapula facies posteriori ikiye ayırır demiştik. Bu kısmı fossa supraspinata dediğimiz yerdir ve buraya musculus supraspinatus yapışır arkadaşlar. Musculus supraspinatus buradan başlar. Subacromial, acromion'un altındaki aralıktan geçerek humerus'a yapışır. Burada fossa infraspinata. Burası fossa infraspinata. O zaman buraya hangi kasımız yapışır? Musculus infraspinatus yapışır. Buradan origo alır, köken alır ve gider humerus'a yapışır. Burada başka söyleyeceğimiz ne var? Processus coracoideus var. Burada da humerus ile eklem yapan cavitas glenoidalis'i görüyorsunuz. Humerus'un şeklini düşünecek olursak tam bir top soket uyumu yoktur. Bu yüzden etrafını labrum glenoidali dediğimiz yumuşak dokularla genişletip çukurlaştırarak eklem yüzleri düzenli hale gelir. Yani daha uygun bir eklem yüzü oluşmuş olur. Burada da gördüğümüz çentik incisura scapula'dır. Incisura scapula. Bildiğiniz gibi incisura çentik idi. Incisura scapula. Peki incisura scapula'nın içinden ne geçer? Nervus suprascapularis geçer. Nervus suprascapularis buradan geçer. Buradaki spina scapula'nın notch dediğimiz yerden de geçer. Buradaki az önce saydığımız kasları inerve eder. Scapula bu şekilde. Scapula'nın klinik önemi nedir? Omuz eklemiyle birlikte, daha doğrusu humerus'la birlikte omuz eklemini oluşturduğu için omuzumuzun hareketlerinde scapula önemli bir yer almaktadır. Yani günlük yaşamda da omuzumuzu çok kullandığımız için scapula'nın hareketliliği önemlidir. Scapula ayrıca göğüs kafesiyle yani toraks dediğimiz göğüsle de fizyolojik bir eklem oluşturmaktadır. Ve bu da omuz hareketlerinde önemlidir. Kolumuzu kaldırdığımız vakit, omzumuzu açmaya başladığımız vakit, şöyle düşünün, omzumuzu açmaya başladığımız vakit scapula da bu hareketliğe başlar ve omuz abdüksiyonunun tamamına baktığımızda 120 derece omuzdan 60 derecede scapula'nın deviasyonu vardır, rotasyonu vardır. Çünkü eğer scapula rotasyona uğramasaydı humerus bu şekilde döndükten sonra bir yerden sonra akromiyona sıkışacaktı. Scapula ile birlikte koordineli bir hareket yapıp eklem hareket açıklığı artırılmıştır. Subakromiyal aralıkta
Akromion'un altındaki aralıktır. Buradan musculus supraspinatus geçer ve buradaki yaralanmalarıyla impingement sendromu dediğimiz sendrom oluşur. Skapula bu şekilde arkadaşlar. Genel itibariyle anlattık. Klinik olarak bakacak olursak da skapula kırığı bu zamana kadar bir tane gördüm. Ve kırıklarda büyük oranda damar sinir de yaralanmaları da eşlik eder. Neden? Burada aksiller arteria vena circumflexa posterior anterior geçiyor. Az önce saydığımız gibi nervus suprascapularis geçiyor. Birçok kas var. Birçok ligaman var. Buranın eklemi tamamlayan. O yüzden skapula kırıklarında damar sinir yaralanmaları da eşlik etmesi yüzde olarak yüksektir. O skapula kırığı hastasına cerrahi olarak müdahale etmemişlerdi. Neden? Çünkü üstte deri altı fasya, yüzeyel kaslar ve derin kaslar var ulaşmak için. O şekilde müdahale edilmemişti ve iyileşmeye bırakılmıştı. Skapula genel hatlarıyla kemik olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu paylaşırsanız ve kafanıza takılan kısım varsa da videonun altına yorum yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.